6 Kasım Pazar, Sol Haber, Mehmet Bozkurt, Sansür Sansür denilince aklıma hemen Abdülhamit gelir. Abdülhamit mi? Fikrimce burun demektir. Necip Fazıl suretini tariflerken Abdülhamit'in Orta bir boy, zayıfe yakın bir vücut, uzuvları gayet narin, derisi esmere çalan buğday rengi, kirpikleri sık ve uzun ve gözlerinin alt kısmı hafifçe yaradılıştan sürmeli diye başlar. Tarifin buraya kadar olan kısmına bakarak hüküm vermeye kalkacak olursak, mağribi bir çekiciliği olduğu görülecektir Hazretin. Ne ki sonrasında bu cazibeli sima hasar görür, bozulur.'' Zira yazarımız uzun, ince, köklü, minkari bir burun yerleştirmiştir bu çekici yüzün ortasına. Güzel, minkari burun, koca burun anlamına gelir ve Abdülhamit'in alameti farikası olup, devri Hamit döneminin kullanılması yasaklanan sözcükler listesinin ön sıralarında yer alır. Minkari demesek de olurdu, fazladandır. Tek başına burun, sansür heyetinin gazabına uğramak için yeterlidir.'' Biliniyor burun ağzın az üstünde yer alır. Çeşitli biçimler alarak yukarı doğru uzandıktan sonra alın hizasında biter. İki delikli olduğu malumunuz olup solunum ve koku alma aracıdır. Herkeste olduğu gibi bundan Abdülhamit'te de bir adet bulunmaktadır. Tamam sansür heyetinin burun sözcüğüne hazretin koca burnuna işaret ettiği bunun da incetici olduğu yolunda vermiş olduğu mütalaa kabul edilebilir. Ancak bir de coğrafi terim olarak burun var. Bunu ne yapmalı? Denizlerde ya da göllerde ileriye doğru yarımada şeklinde oluşmuş kara parçasının son uç kısmına burun denilmektedir. Denilmektedir ama devri hamit döneminde denilemez. Denilemeyeceğini dönemin ünlü gazetecisi Hüseyin Cahit Yalçın'dan öğreniyoruz. Hüseyin Cahit Pierre Loti'nin İzlanda balıkçısını çevirirken nasıl bunalmış olmalı ki şunları not düşüyor. Bazı sözcükler vardır ki onların kullanılmasının doğru olmayacağını bütün yazarlar bilir. Söz gelimi burundan söz edilemezdi. Çünkü Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesinin çok büyük bir burnu vardı. Burun sözünün onunla alay edilmesi sonucunu yaratacağı kanısına varılmıştı. Ben İzlanda balıkçısını çevirirken coğrafyayla ilgili burun sözcüğü geçtikçe karaların denizlere doğru ilerlemiş bölümleri diye yazardım. Yalnızca Hüseyin Cahit gibi Abdülhamit karşıtlığı bilinen ittihatçı bir gazetecinin yazdıklarına bakarak hüküm vermenin isabetli olmayacağını, kötü niyetli davranıldığını ileri sürenler olabilir. Peki tamam da Halit Ziya Uşaklıgil'in yazdıklarına ne demeli? Aşka Memnu ile tanınan bu ünlü romancımıza göre devri istibdat döneminde bu Abdülhamit'tir, doğan çocuklar arasında Hamit, Murat, Reşat adlarını taşıyanların hiç olmadığını yazar. Ne Murat ne Reşat denebilirdi. Hatta kendi adından bile ürkülürdü. Hamitler Hamdi olmuştu. Muratlar Mirat, Reşatlar Neşet adlarını almışlardı. O tarihlerde sicile, Hamit, Murat, Reşat adlarıyla yeni doğmuş çocuk kaydedildiği belki hiç olmamıştır. Uşaklı Gil romancıdır. Yüksek hayal gücünün bir oyunu olarak değerlendirilebilir bu yazdıkları. Ama yine de tümüyle uydurma olduğu söylenemez. Zira özellikle Murat adının tekinsizliği üzerinde duran başka yazarların olduğunu da görüyoruz. Söz konusu Murat olunca açıkçası ben de Abdülhamit'e hak vermek eğilimindeyim. Zira Abdülhamit'in daha önce kısa süreliğine de olsa tahtın tadını çıkarmış olan abisi Murat'ın zır deli olmadan önce Jön Türkçü Namık Kemal'le oturup içki içip işret etmekte ve şiir okumakta oldukları birçok defalar saraya jurnallenmiştir. Abdülhamit'in Murat'ın adını duymasıyla sinirlerine hakim olamadığını müşahede eden Hekimbaşı Mavro Yani Paşa'nın ki Murat'ın da doktorudur, tavsiyesine uyan sansür heyetinin bu adı yasaklaması tabii karşılanmalıdır. Bir de tahta kurusu var. Gayet sevimsizdir, ısırır. Ancak tahta kurusunun burada mevzuya dahil olmasının nedeni bu değildir. Allah korusun, olur a tahta kurusu yazarken baştan beşinci harfi olan A harfinin düşeceği tutar. Yerine ın tamlayan iki yerleşirse tahta ne hale dönüşür? Bunu soran sansür heyetidir ve cevaplamak gerekirse elbette büyük bir mana dönüşümüyle tahtın olur. Bitmedi. Şimdi kurusunu tahtanın kuyruğuna takın ve takarken N harfiyle pekiştirin. Alın bakalım. Oldu mu sana tahtın kurusun? Oldu. Ve hiç kuşku yok, doğrudan tahtta oturana yönelik yapılmış ağır bir bedduadır. Kemal Tahir'in deyişiyle kıspeti kaptırırsın ki zal olur üstem olsan ne fayda. Bundan ötürü olmalı Hüseyin Cahit, tahta kurusunun sarayın lütfuna uğramış hayvanlardan biri olduğunu yazarak hem sarayı hem de sansür heyetini alaya alacaktır. Döneme dair kaynakları tarayan Cevdet Kudret'in yazdıklarına göre Abdülhamit'in zaten zayıf olan asap sistemini yerinden oynatan sözcükler uzun bir liste oluşturmaktadır. Birkaçına yukarıda değindim. Az da olsa zenginleştirmek için şunları da ilave etmemde bir sakınca yok sanırım. Birader, yıldız, tepe, grev, meşrutiyet, bomba, dinamit ve aha eşittir sıfır. Bu sözcüklerin her birinin görünür anlamının dışında şeytani şifrelerle yüklü olduğunu ferasetiyle keşfeden dünya değer padişah hazretlerinin bunlara yasaklar getirmesini makul karşılamak fikrimce doğrudur. Ancak bir kimya formülü olan AH eşittir sıfırın Abdül ve Hamit'in baş harflerinden mülhem olmasından hareketle tamam bir de eşittir sıfırı olsa bile Abdülhamit sıfırdır. Dolayısıyla bir hiçtir manası çıkarmak hakikaten zorlamaymış gibi geliyor bana. Şimdi böylece yazıp Abdülhamit diyoruz ya, esasında sözcüklere olmadık manalar yükleyerek onlara harp ilan edenin ilkin amcası Abdülaziz olduğu anlaşılmaktadır. Hak bilirliğim bunu belirtmemizi gerektirmektedir. Belli ki Abdülaziz'in yayınladığı ve hayli kapsayıcı olduğu anlaşılan emirname Abdülhamit için yol açıcı olmuş. Ancak zaman içerisinde öylesine pişmiş ve öylesine incelikler geliştirmiştir ki amcasını geride bırakan Abdülhamit sansürül ekber seviyesine ulaşmıştır. Tam bunu demişken küçük bir not gerekebilir. Sansürül ekber benim icadımdır. En büyük sansürcü anlamına gelir. Bir de büzük var. Büzük Abdülhamit'e ait değildir. Hacı Ali Paşa'nındır. Biliyorsunuz kalın bağırsağın hitama erdiği yer anlamında kullanılan bu sözcüğün bir de argoda yüreklilik anlamına gelen ikinci bir anlamı vardır ve ben bu ikinci anlamına işaret ediyorum.'' Ancak sokak dilinde ve de yaygın olarak birincisine yani anüse gönderme yapıldığından bu sözcüğü kullanmam kibar bulunmayabilir. Ama yararlandığım kaynak aynen öyle yazdığı için böyle yazmak durumunda kaldım. Yüksek mertebeli, pek çok değerli anlamına gelen ve üst konumdakilere olan yazışmalarda bir hitap sözü olarak kullanılan Büzürg var sözcüğünün büzüke dönüşme olasılığının yüksek olduğunu saptayan Başmağbeyinci Yazı İşleri Müdürü Hacı Ali Paşa, sözcüğü terbiyesizce lakırdı ilan ederek kullanılmasını men etmiştir. Hacı Ali Paşa'nın her an kötücül kılığa dönüşebilecek olan bu sözcüğü men etmesi bana göre de makul ve yerindedir. Zira maazallah Hani temsil diyorum, yüksek makamlara verilen arzu hallerde usulü olarak kullanıla gelen ve bir saygı ifadesi olan büzürg var hitabının büyük büzük ya da pek çok değerli büzüke dönüştüğünü ve söz konusu arzu halin saraya arz edilmesi halinde neler olabileceğini düşünün. Yalnızca düşünün ve selam. 6 Kasım Pazar Sol Haber Mehmet Bozkurt Sansür